Abi WTF klanı tanıyor musun? WTF klanı bizim Fıratların, hep müttefiğimiz de onlar zaten. Sting de WTF'den gelme zaten. Evet. Sting kardeşim. Sting Warband çok oynamak istiyordu. WTF böyle takılıyordu kafasına göre. Sting de sürekli maça girmek istediği için bize pasladılar onu. Öyle başladı serüveni. Bak gördün mü, dışarıdan izliyor Ağustos. Yerini biliyor Evet abi. Koçum. Evet. Oturdum izliyorum. Ha, böyle işte yakında güçlendiğin zaman sen de aramıza katılabilirsin. Amına koyayım. Evet. Dur saçlarımı toplayayım. Post ne demek? Bir chatten bir, Discord'dan bir açıklayabilirim. Sebebiyle. Ay kutsar Ruhan. Banlayın abi hemen. Knight of Swan, Kuğu Şövalyeleri. Değil, Kuğu Şövalyesi. Neden? Çünkü bizler yuvarlak masa kültüründen gelmeyiz. Yani bir lider olabilir ama kararları hep birlikte alırız. Birlikte ölürüz, birlikte savaşırız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bize baksana yan yana. Yaslan. Garip bir yere benziyor. Abi hibriti hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Garip adamlar ya. Yazdım ona Steam ben de. Ya hibritin sesini en son 11 sene önce duydum ya. Ben hatırlamıyorum. Bakın. Hatırlamıyorum bu arada. Biz bunun konuşmasını yaptığımız zamanlar şu görmüş olduğunuz tipsiz 4 yaşındaydı. Gelirdi TeamSpeak'e. Abi, abi. Derdi giderdi. O zamanlar şu yanımda görmüş olduğunuz Rane 13 yaşında, 14 yaşında toksik bir delikanlıydı. Her zaman troller, her zaman ailesinden dayak yerdi. Yanındaki Cordyceps siktir, onu tanıyorsun. Bu kim? Eray var. Aa, Eray. Namı değer Eray. Çükütay. Çükütay Eray. Türk Şantır. Türk Şantır'dı eski Niki. Mesela Kadircan Reis'lerdi. Mert de ama E ile M ile garip garip nickleri vardı. Sonra ben nick kuralı koymuştum. Demiştim ki böyle troll nickler olmaz. Her ayda piyade oynayamayan ama çok iyi ok sıkan bir oyuncuydu. Sonrasından piyadesini de geliştirdi. Namı değer Hüsamov, Anadolu Beylerbeyi. Küçüktü küçüktü ama Eskişehir'i iyi temsil ederdi. Cida atmasını severdi atın üstünde. Sürekli cidayla tam böyle savaşırsın, ölmek üzeresin, arkadan bir cida gelirdi. Adı Hüsamov'tu. Sting! Ne oldu lan? Adamı öldürdüler. Tansiyon yükseldi. Evet, Sting. T'den chat'ten yazardı. Abi piyade çalışalım mı, blok çalışalım mı diye. Okçu başladı o da. Ta ki Ruslarla yaptığımız maçta bizi satana kadar. Evet, bütün doğru. Takımca kendisiyle günlerce dalga geçtik. İçerledi. Tamam abi diye dalga geçtiğimiz zaman kızardı bize. Sonra büyüdü. İş adamı oldu. Şimdi para basıyor. Namı değer Yasin. İkizi olup asla diğeriyle oynayamadığımız ama Yasin'le her daim oynadığımız yetenekli piyade. Asla kalkanını bırakmaz, asla aceleci davranmaz. Saatlerce kapıştığını bilirim bir adamla. Sakin sakin. Bir kalkan bir vuruş, bir kalkan bir vuruş ama hep de öldürürdü. Yani herkesin burada kendine has bir tekniği var. Mesela Mert aşırı hareketli oynardı mızrakla falan. Mesela bak gel... Tohumu göstereceğim yani. Kardeşi bak. Küçük kardeşi. Gel meydana. Okan gel. Şimdi bak Sting sen de gel. Bak iki farklı oyuncu tipini gösteriyorum size. Sting kapışsana benimle bir. Yok ölmemde sakınca yok. Tamam dur yeter. Şimdi gel sen. Kapış. Heyecanlandı. O sen titriyor şu an bilgisayarın. Şimdi hayır mızrağı, bir dakika hayır şunu göstermeye çalıştım da heyecanlandı herhalde. Tam bir toksik oynama stiline sahip bu adamlar. Yani Mert göstersin mesela. Ben şimdi gel abi diyor. Mert mesela oyna böyle. Normal dönüyorsun ediyorsun bir şeyler yapıyorsun ya. Yap onu. Oy pardon.
Gel abi şimdi, şimdi gel. Gel. Baba hareketlere bak, hareket. Bak gördün mü, tahmin etmesi o kadar güç ki. Pezevenk. Tam dayaklık ya. Böyle oynayan adamları seviyoruz. İyi oynuyorlar. Neyse şu an geyik ya, yaptım. Yüce savaşçımızı unuttuk abi. Kim o? Dur, hayır. Şimdi Leotis'e geleceğim. Leotis. Kıl saçlı. Leotis. Leotis her oyunda en iyi oynayanlardan. Nerede o? İşte burada. O kadar egoludur ki karakterinin saçını ve sakalını hep beyaz yapar. Çünkü niye? Çok yaşamış, çok görmüş ve iyi savaşanı yansıtır bu saç ve sakal. 1 vs 7 60'lığını bilirim. Ölmez. Ölümsüzdür. Laf geçiremezsin. Ki Leotis küçüktün lan sen. Herkesten küçüktün o zaman ya. Yok, Mert'ten bir yaş büyüktüm abi. Öyle düşün işte. Öyle bir şey yapamazsın. Oğlum bir de bizim Klondor vardı. En küçüğümüz. 4 yaşındaydı amına koyayım. Evet oğlum bak, bizim Klondor'umuz vardı. O da iyi oynar. Ama bizi hep kandırdı. 12 yaşındayım, 12 yaşındayım. Halbuki çocuk 4 yaşındaymış. Yani gerçek 12 yaşına geldiğinde ben 30 yaşına geldim. Sonra itiraf etti. Yok şimdi kocaman oldu. 19-20 yaşına geldi herhalde değil mi o da? 18-19 olmuştur. Oldu. Üniversiteye başladı hatırlıyorum. Bir de klanda ismini senelerce bizden gizleyen de var. Şerefsiz. Şerefsiz. Çekeyim mi? Burada çekiyorum. Mı o? Çek lan. Burada aşağıda duruyor, aşağıda. Çek çek. Alo. Lan yavşak. Afiyet abi. Geldi geldi. Alo Kaya Karatay. Kaya? Kaya Karatay ya. Bak tam bir, bak tam bir Sayna'nın sesi. Kayacığım hoş geldin. Hoş bulduk. Biraz bağır lan, sesin gelmiyor. Alo. Sen neden yıllarca gerçek ismi... Gerçek adın ne kardeşim? Eray. Neden bizi... Neden bizi 5 sene ayakta uyuttun? Abi şimdi... çok eskiye gidiyor bu. San Andreas oynuyorduk ya biz hep beraber. Orada çete varken biz tabii yaş küçük, kimse dinlemez diye sallamasyon bir isim buluyorduk. Pezevenk biz de sonra 5 sene boyunca oyun oynadın. Niye hiç düzeltmedin onu? Çünkü klanda Melik de vardı. Sonra olay patlamasın diye. He, hani yalanımızı... Melik'inle Samp oynuyordu ya, aynen. Evet, yok Koray değil. Adı bize hep Kaya Kaya dedi. Ondan sonra bir gün yakaladık ve bayağı bununla ilgili toplantı yapmıştık. Yani bu gerçeği duyurmalı mıyız Klan'a? Bir duyurduk aa, Klan abi. Sana kendim söyledim. Evet, kendi söyledi. 6 sene sonra söyledi işte. Abi böyle ikili insan sendromuna giriyorsun artık. Dışarıda böyle eraysın, içeri giriyorsun, kayasın. Ve hiç de fire vermemişti ya. Tam bir yalancı. Neyse. Vermiştir abi biz araya seslenirken. Belli olmamıştır sadece. Evet evet, kesin. Kesin yaşamışızdır. Evet neyse, hadi arkadaşları da bekletmeyelim. Bizim takım şimdi ne oldu? 10 kişi miyiz? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tamam, o zaman belirlediğimiz maplerde ve factionlarda açılsın abi. Maç başlasın. Hadi bakalım. Sen yönetiyorsun abi. Tamam, ben ya nasıl yöneteceğimi de hatırlamıyorum ki. Kos yaşlanmış olabiliriz. Büyümüş olabiliriz ama ruhumuz hala aynı be. Tam vuracaktım.